Esra Hanım. Mesela ne konuda biliyor tamam? Az çok benim herkesle anlaşabildiğimi. Esra Hanım. Ha? Ben anlatayım sen mı? Sen anlat Ömer. Şimdi annem Gonca diyor. Gonca çoğu şeyi bilmiyor. Açık açık konuşalım şimdiden diye. Hani ev işleri, yürü, günlük işler filan tamam. Öğrenmek de istiyor ama. Evet. Annem diyor mesela şu bulaşık şöyle yıkanır, böyle yıkanır. Gonca ay, başlıyor kızma annem. Bunu öğrenmek istemiyor. Misal ben büyük olarak diyorum ki şöyle olacak ya da beni dinle anne. Ya, tamam ya da bana bitecek. Sor diyorum ona. Tamam. Bana bir şey yapacaksın mı sor diyorum ona. Bunda bir şey var mı Esra Hanım? Yani, hayır ama bu kadar yanlış oluyor Esra abla. Yani ne, ben doğrusun yanlış ne Esra Hanım işte burada. Ben istedim. Evimde temizliğimi de yapıyorum, yemeğimi de yapıyorum. Ben sarmaları, dolmaları yapıp sana getirirken ya sen geldin yaptım. Ne diyordun? Bak, o kadar yaptın ay, annem. Ben o kadar ne güzel yemek değilim yapıyor, zaten. Ne güzel yemek yapıyor. Bak, efendim bir saniye yaptı mı Sevim abla? O yaptı. Gerçekten yaptı da nasıl çok yaptı? Lezzetli oluyor misal. Gerçekten ben nankörlük yapmam. Misal siz sarma falan yapıyor. Peki? Çok ya, güzel. Ya son anlarda Esra Hanım. Benim yapıyorum her şeyimi yapıyorum ben konuşayım Esra mı Gonca? Bir saniye. Konuş. Bak yani. Ben işe gitmedim. Bugün iş yerine bile haber vermedim. Ta buralara geldim. Tamam anlat anneciğim. Diyeceğimi de unuttum sinirden. Çok güzel dolma çünkü yapıyordu. Çünkü aklım gergit oldu. İnan ki Esra tamam, Hanım. Tamam çok güzel dolma yapıyordu. Evet. Çok gerçekten yaptı her zaman da derim bak herkese de yapıyor ama öz yapıyor lezzetli yapıyor. Evet. Biraz beni dinlese ılımlı olsa bunların evliliği çok güzel mesela olacak. Mesela bulaşık yıkamada senin kurallarına göre yıkasa. Ya hayır kendi ona fazla karışmam zaten. Ben... En çok ben o gün size canlı yayında söyledim ya. Evet. Tuvalet olayına bak banyoya gene girsin bir şey demiyorum. Orada gene bir halı seriyorsun bir takım bir şey seriyorsun. Evet. Ama normal tuvalete Ömer giriyor çok affeder. Oradan koptu olayımız bizim. Yoksa gayet iyi gidiyor. Tuvaletten yani. Tuvalet benim sinirlendiğim nokta yani. Sadece o değildi yalnız. Sevim abla, şu sen hiç karışmasan bunların ikisini. Yani geçirsinler. Bir saniye, ben bir sorunları geçirsinler. Ben istiyorum zaten barışsınlar. Hülya Hanım bir sorun. Ömer vallahi istiyorum. Problemle. Ben ona üzülüyorum gerçekten bak. Yani şimdi çok güzel bir... Arkadaşlar yorumlar alacağım. Barışsınlar etmiyorum. Lütfen. Ömer ikinci problem ne? İkinci bir problem yok yani. Bulaşık, tuvalet terliği, evdeki kurallar. Bunlar kural değil. Şimdi herkes yanlış anlıyor annemi evet. De bunlar kural değil. Şimdi bizim kendi evimizde, ilk evliliğimizde bulaşıklar mutfakta bir hafta beklerdi. Yok. Beklediği de oldu. Tamam. Annem bunları niye? Söyledi. Bak doğruları ben nasıl söylüyorum? Annem yaptığın yemekler söyledi. Çok güzel. Bu kural değil. Ya değil niye mi? Yalan bak, söylüyorsun? Bak doğrularını söylüyorum. Sen de doğruları söyle. Tamam. Ben doğruları söylüyorum zaten. Bekleyin. Şimdi söz hakkı vermeyeceğim hiç kimseye. Doğruları söyle diyorsun. Bulaşıklar bir hafta bekliyor. Hayır şimdi Esra abla kesinlikle niye karışıyor? Bir hafta bulaşık bekler mi Allah aşkına? Evde koku yapar bir kere. Evet. Evde annem niye karışıyor yani? Peki onu da açıklayayım. Şimdi herkes tamam. Bir hafta bulaşık mı bekler Ömer'i ya? Konuşturacağım evet. Gonca yani evlenmeden önce bize dedi ki hatta anneme dedi. Ben çoğu şeyi bilmiyorum. Yurtlarda büyüdüm. Bana evet. Öğretin. Evet. Bana sen öğret dediği için annem karışıyor. Budur yani. Peki Gonca bir desen ki bu sene artık bundan sonra öğretme. Ben kendi bildiğim gibi yapacağım desen. Desin. Esra demiyorlar abla, ki bakın, ben açık ve net söyleyeyim yuvada büyüdüm. Ben bunu tamam. En başından söyledim. Hı-hı. Ben dedim hani kendimi kısıtlandırmayı sevmem. Evlendirmeden önce de aynı şeyi söyledim. Ben kısıtlanmaktan hoşlanmam diye söyledim zaten. Evet. Evlenmeden önce yüzü burada, yüzüm burada. Ben sana karışmam. Ben senin hiçbir şeyine karışmam. Evine gelmem, sana söz söylemem, laf yapmam. Sana kocan karışır. Bana kocam karışmıyor. Kocamdan çok kendisi karışıyor Esra abla. Evime geliyor, temizliğime laf söylüyor, yemizim. Söyledim, seni almadan söylemedim önce. Söylemedim mi? Ben hayır, beni zaten, almadan bak, önce dinle. Demedim evlendikten zaten, sonra. Bunlar olmadı Gonca, ben sana öyle bir şey söylemedim. Zaten başta da ben seni istemedim biliyorsun. Evet, bunu da istemedin. Zaten üstüne basa basa her zaman söyledim istemedim. Bana. Evet, her zaman söyledim. Kovaladım ben seni, seni istemiyorum, bu sevmiyorum, gelme evime. Bu evlilik sen benim gelinim de... olma. Dur, senin ablanı alayım, ben seni diye... almayayım. İstemedim Esra Hanım, gerçekten. Çünkü acayip dürüst. Bu evlilik olmasın diye kovaladın mı? Kovaladım işte yüzü. Neden bak Esra Hanım? Evin üstünde bizim orada iki katlıydı. Çatıda oturdum konuştum bununla yalvardım buna. Allah yukarıda evime gitmek nasip etmesin. Sen benim oğlumu seviyor mu sevmiyor mu? Sevmiyorum dedi. Sevmiyorsan yalvarıyorum. Bir anne olarak uzak dur benim oğlumdan git dedim. Neden günahımıza giriyorsun dedi. Neden benim oğlumun günahına giriyorsun dedim. Ne yaptı etti girdi yani günahına. Ne, anlaşmalı evlilik yapmışlar. Babası getirdi bana bıraktı. Aralarında ne anlaşmalı evlilik? Anlaşmalı bir evlilik olur mu? Yeah.
O çocuğun günahı ne? Oldu da diyelim ki çocuk. Hayır. Ömer, evliliğiniz nasıl? Allah bana göre güzeldi işte. Ben evet, ne diyorum? Sığınmak için yer arıyordu, bizi buldu. Bir saniye. Doğru. Sana göre evlilik güzeldi. Ya bizim... Güzel olan tarafı ne yani? 2 yıl aynı evde Gonca Gül'le yaşadın. Ya bizim hiçbir tartışmamız olmadı kendi aramızda. Bir gün şöyle oturup kendi kendimize tartışmadık. Bana peki, sinirlenip çıkıp gitmedi evden yani. Peki sohbet eder misiniz, eder miydiniz evliliğinizde? Ya şimdi sohbet edecek bir durum olmuyordu. Olduğu zaman oturur. Ya şimdi öyle demeyin. Dur arkadaşlar lütfen. Hemen gül, bilip bilmeden herkes. Peki sohbet etmezdiniz. Eşim, ya ben çalışıyordum. İşten geldiğimde eşim çoğunda uyumuş oluyordu. Kaçta uyuyor? 7:30-8. Erkenden uyuyan bir insan. Öyle alışmış yani, buna bir şey diyemeyiz. Yurtta yaşadığın için evet. Mi 7:30-8'de yatıyordun? Hayır, çocuk olduğu için. Her çocuk olduğu evet. için. Çocuk i̇şte, olmadan da aynı yatıyor. Çocuk olmadan da öyleydi aynı yani yatıyor. Öyle alışmış sabah yani. Sabah köründe kalkar, akşam erkenden yatar. Yani orada öyle alışmış. Ben de çalıştığımda öyle bir şey. Ama benim yani. İşim nedeniyle ben sabahları erkenden kalkan, akşamları erkenden yatan... Yani öyleydim yani, öyle alışkanlık olmuştu yani, buna anladım. Bir çözüm... Yurtta yaşamış olmanın getirdiği de bir düzen olabilir. Evet, o da vardı ama başka? Hani mesleğim dolayısıyla da sabahleyin hani çok erken kalkıyordum da. Yani. Çıkıp geziyordunuz. Geziyorduk ama geziyor bu her muydu? Gün olacak bir şey değil ki. Peki Gonca Gül'e sadece benle hiç ilgilenmedi. Benle hiç ilgilenmedi. Bana sevdiğini söylemedi. Sinirden her zaman söylediği şeyler onun. İyi tanıyorum. Sen de enteresan bir adamsın. Niye? Yani şöyle... Aşırı sakin. Sakin olmayıp ne yapacağım? Ha? Sakin tabii. Olmayıp ne hayır, yapacağım? Hayır Esra abla, kesinlikle bu konuya katılmıyorum. Benimle bir gün el ele tutuşup sahilde yürümüşlüğü yoktur ya da dışarıya çıkmışlığı yoktur. Hiçbir ben güne bilmiyorum. Bir gün olmadı yani. Öyle söylemeyin. Sevdirmek isteseydi kendini ya da yani onun için uğraşsaydı ben bir şekilde sevebilirdim onu. En azından evliliğimi toparlamaya çalışırdım. Hayır olurdu. Bir insan uğraşsaydı Esra abla... Sevdirmeye çalışsaydı kendini ben onu sevebilirdim. Ben gittim, teyzeleri de şahit. Ben oturdum ağladım, çocuğum için gittim. Dedim ki en azından evliliğimiz toparlansın. En azından dedim çocuğumuz için son bir şansımız olsun, bir arada olalım. Bana dedi ki annem ne derse o olur. Dedin mi bu cümleyi? Evet dedi. Teyzeleri de şahit, kendisi gel de burada yüzümde. Ha? Gel bizimle kal dedim, işte ev var, hazır var. Evet. Yani başka ev tutamayacağım. Ben de kabul ettim söyledim. Zaten Esra Hanım. Ben her zaman yani affediciyim, bağışlayıcıyım. Yüreğim o kadar büyük ki gerçekten. Kıyamıyorum da ona. Vallahi. Gerçekten evli... kıyamıyorum. Şey bak tartışsam yemin ederim kaç gün hasta oldum, yattım yani, üzüldüm. Bir anda sinirimden neden? Çünkü adamımı kaybettim, ben çok kötü oldum. Şimdi bakın bu evlilikte üçünüz bir aradasınız ama bir de torun var. Zaten onun için daha çok üzülüyorum işte. Keşke olmasaydı ama ha, ne onun yapalım. Onun için mi sokağa attın torununla ama beraber? İşte bak o gün çok sinirlendim Gonca. Çok sinirlendim. Sen sinirlendin nasıl bana söylüyorsun? Gidecek yerimin olmadığını bildiğin halde eşyalarını tutar fırlatırım. Çık git bu evden dedin öyle mi? Söyledim ben zaten dün saklamadım. Dediğimi neden? Söyledim anneciğim neden ben söyledim. Neden torununu bu kadar düşünüyorsun? Söyledim. Niye attın sokağa? Niye? Torunun için kabul etseydin. O zaman sen bazen benim dediklerim her gidip orada gelip de. Anne, bak Esra Hanım her gidip. Senin gelip, sözün olsun istiyorsun değil mi? Sen sus da ben senin lafın olsun istiyorsun. Senin sözünden çıkılmasın. Ben konuşabilirim Esra Hanım. Siz bizi niye çağırdınız? Sevim teyze evet. Her gidip geldiğinde istiyor ki her türlü bizi oynasın. Aynı şey olsun. Ben de artık bıktım. Utandım artık herkesten. Bıktım. Kaç kere gitti evden? Sayısı belirsiz ya. Bunun sayısı belirsiz. 5-6 kere gitmişim. Kafasına esti mi gidiyor? Abla, kaç 5-6? Evet. Ben kaç ay boş eve ama neden kira verdim Esra Hanım. Ev sahibi dedi ki eşyaları boşaltın dedi. Başkasına vereceğim. Ben ne yapacağım ki durduğum yere 600 veriyorum. Bir de bunların evi 400. %100 elektrik su istiyorlar. Bunu ben, kim ödüyor? Ben ödüyorum, kim ödeyecek? Nasıl ödüyorsun? E adam öldü işte, onun aylığı 1 küsür kaldı, şimdi 1.300. E peki ben çalışıyorum, kiraları ya. Ödedin, geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? E şimdi çalışıyorum, bu yaşımda çalışıyorum Esra evet, Hanım. Evet annesi çalışıyor, kendisi yatıyor Esra abla. Yazık günah. Çocuğa vallahi bakıyorum. Anneye yazık günah. Çocuğa bakıyorum. Çocuğu bırakayım şimdi komşuya, ben mi gidip çalışayım bakın, onu anlamadım sakın şimdi. Sakın yanlış anlamayın. Eğer burada bir düzen kurulacaksa en mantıklısı bana göre yani çalışan çocuk 9 aylık. Anneye belli bir aydan sonra bırakıp ikiniz genç insanlar olarak çalışıp. Evet ben öyle anneye çocuğu bırakıp anne çocukla gün içerisinde vakit geçirirken. Sizin de eve geliyor olmanız en mantıklısı. Yani tamam buradaki dengesizlik ne biliyor musunuz? İkinizin çalışmıyor olması, bu yaştaki bir kadının çalışıyor olması.
Yani bana şunu söyleyin, elle tutulur bir neden, bir problem. Yok Esra Hanım. Yani... Hayır var. Hayır var. Şöyle, yani sizin şöyle... için bir mantığı olmayabilir. Sizin için de bir anlamı olmayabilir. Ama bomboş evde sadece tek başına kalan benim. Ya ben çocuğumla ilgileniyorum. Çocuğu yokken eve çalışmıyordum. Bırakıp kime gideyim çocuğu acaba? Çocuğu yokken eve çalışmıyordum. Ya abi evde... Lütfen, lütfen. Çocuktan önce nasıldı hayatım? Biz bir arada... Karı koca gibi değildik ki Esra abla, benim şikayetim o zaman bundandı. O zaman ayrılacaktın, çocuğun yok gene. Şimdi ne ya tamam ha? Sevdirmek için bir şey yapmadığı için ben de gitmeyi tercih Esra ediyorum bana zaten. Bir su verebilirler ama bir şey mi? Söyleyeceğim Gonca Gül. Evet bir su verebilirsin. Şimdi bu kadar mesela bu evden gidiyor olman, hani bir kere olur iki kere olur da bunun 5-6 kere olması... Hayır Esra normal abla şey öyle mi? Değil. Normal olmadığının ben de farkındayım ama. Ay sağ ol canım. Karşı taraftan bir şey görmediğim zaman hala aynı şeyler olmaya devam ediyorsa ben de diyorum ki hani düzelmeyecek, olmayacak yani. Peki sen düzelmesi için elinden geleni yapıyorum yaptın. Esra abla ne yapayım ben? Ben kahvaltıya kaldırıyorum sabahleyin karı koca birlikte kahvaltı yapalım diye, ben uyuyacağım diyor bana. Evet bu geldiğinde değişiklik vardı Esra Hanım gerçekten. Bu geldiğinde değişiklik vardı, hoşuma da gidiyordu. O gün keşke görmeseydim de sinirlenmeseydim, keşke görmeseydim o gün. Evde izinli kaldım, keşke kalmasaydım. Gerçekten ben hoşuma da gidiyordu. Ömer bak Gonca değişmiş. Yemek yapmaya başlamış işte, ileri geri bir şeyler yapıyor. Sanki yapmıyordum yani. Ya o kadar Gonca konuşmayın bak, boş her ver anne. Her şeyi doğruluğu boş ver. Yani yaptığı evet, hataları yani. İkrar eden birisi var. Gonca Gül biraz sus. Peki, keşke evet. O gün evde olmasaydım diyor yani kadıncağız. Bak hatasını yani, kabul ediyor. Hani, şey daha sonra ne yapabilir ya? Yani, elini mi öpecek? Hayır canım olur mu öyle şey? Kabul eder. Ömer, sen karını seviyor musun? Seviyorum. Seviyorsun. Evet. Bu evliliği kurtarmak istiyor musun? Bir çocuğunuz da var, 9 aylık bir bebek. Benim boşanmama nedenim niye? Bunun için. Yani o çocuğun bir düzene ve bir aileye ihtiyacı tabii var. Tabii ki. Gonca İşi yok Esra Hanım. Vallahi buraya ta İzmir'den buna iş istemeye geldim oğluma. Yani işi olanlara yalvarıyorum, oğluma bir iş. Bak buradan sesleniriz de. Şimdi size bir teklif yapacağım. Gonca Gül. Bu evliliğin yani tekrar yeniden canlanabileceğine, kurtarabileceğine inanıyor musun? Esra abla bir şey sormak istiyorum. Sor. Dışarıya attığı zaman neden arkamda durmadın da anne gidiyor dedin? Aynen işte. Hayır ben oradayım evet. Evet çocuğuyla dışarıya atılan benim. Benim. Ben ona soruyorum. Siz sen neden annenin yüzünü oğlunu sevmiyorum dedin ya, evlenmeden önce? Bak bu kadar da... Ben ona bir soru soruyorum. Sana sorsaydım senden bir yanıt ben isterdim. Ben de fikrimi beyan ediyorum ben şu anda. Ben sana fikrini sordum mu? Sormana tamam, ben ona ben ondan bir cevap bekliyorum ama. Bir cevap bekliyorum. Bana Ömer, onun cevabını versin. Ben ona göre zaten Ömer, söyleyeceğim. Ömer, sorunu sor. Bunun cevabını ben sana zaten özel verdim. Ama o gün özel verdim derken ne zaman verdin? O gün sen evden giderken anne ben sana mutfakta ne dedim? Gönderme demedim mi? Gönderme anne dedi. Ağladım. Ama ne yapabilirim? Gerçekten onun ben de evi. Ağladım ama yaptım, sinirden yaptım bir anda Esra Hanım gerçekten. Sinirden yaptım. Ben de gitsem şimdi onunla birlikte nerede kalacağım? Babası Gonca kovacak belli. Babasını istiyorsun anne. Babası? Ya babası yine kovacak evden. Arkadaşlar. Babası? Babası her zaman kovuyor. E beni kimi de kovacak o zaman. Seni mi? Yok kızını kovuyor. Niye kızın kovuyor? Yanında beni de kovacak. Niye kovuyor kızını? Herkesi bir kendisini değil. Ha? Herkesi kovuyor. Baba yani öyle bir yaşama alışkanlığı.